Büyük savunma sanayi uzmanı, büyük savunma sanayi eleştirmeni Halk TV'den Ayşenur Aslan dedi ki F-35'in yerini tutar mı? İzleyelim, izleyelim. İzleyelim, getirsin i̇zleyelim. o zaman Sefa. Şunu şunu istiyoruz sizden. Yani aslında programı, programı Ayşenur Aslan'la zehirlemek istemem. Yani ben burada gerçekten önemli Fazıl Hayır. Altay kardeşimin hazırladığı çok değerli bilgiler var. Tamam, onları Birazdan F-35 nasıl bunun altına... Öbürü ne ne konuşuyor? İzleyelim. Öbürü ne konuşuyor? Tabii, tabii. Ne anlatıyor bu. İzleyelim. Buna ilişkin ne söylüyor ve bunun cevabını tamam, da verelim. Şu bir tam rezalet, kepazelik bu ya. Ya yani birazdan size bir kepazelik iz, izleteceğim. Artık siz izlerken ne yapıyorsanız yapın verin. ona siha koyarsınız tamam oldu. E. Siha'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F35'e mi? Ay rica ederim. Yukarıdan. Yukarıdan iki bombayla. Neyse bu konuları bu konulara girmek tabii ki biraz zor bir şey. <laughs> bu, bu, nasıl bir kibar? Yukarıdan iki bombayla hallolur bu gemi. Tabii canım, Ne tabii. diyor? Umut bak umut fakirin ekmeğiymiş böler böler yermiş. Bununla mı umutlanıyor? Eğer i̇ki bu bombayla bom yok edilmesine mi umutlanıyor? Ya şimdi bu başarıyı Erdoğan hükümetleri döneminde ortaya koyuldu ya elbette rahatsızlıkları olacak. Yani Orhan Bursalı değil mi yanılmıyorsam? Evet, evet. Bunu söylüyor da Temel karamolluoğlu farklı şeyler mi söylüyor? Temel karamolluoğlu'nun geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada aynen şunu söylüyor: Sihalarla ilgili olarak ortaya konmuş bir başarı varsa o sihaları yapan mühendislerimize aittir diyor. Kaldı ki bu hikaye diyor bunu. Kaldı ki bunlar ne? Bak mühendislerimize başarı tabii ki bir numarası onlar. Ama bu işi bir şekilde siyaset olarak ortaya koyup sonuna kadar arkasında duran irade yükü... ve cesaret e, buna, bunu. Buna hiçbirimi yok. E, kolay e, mı? Mühendislerimize... Bak bir şey söyleyeceğim. ...Yusuf'a da vardı çok özür diliyorum. Şunu ya bu var lazım. ya ama dayanılır gibi değil. değil. Bu bunları yapmak... ...sadece... ...o teknolojiye sahip olmakla... ...ilgili bir şey değil. Bunları yapmak... <laughs> ...yani bölgesel güç olmaya kalkmak... Tabii. ...yani elinizden F-35'ler alındığında... F16'ların modernizasyonu durdurulduğunda, ne yapacaksın? Sizi elikolu bağlı bir hale getirdiğini tabii. zannettiğinde, tabii. Yunanistan şurada kıçı kırık Yunanistan sana çemkirdiğinde işin bitti tabii. anlamına bir geliyor. Ya bunu dinleyelim o zaman. Dinleyeceğiz. Sen boş durmayacaksın. Bak boş durmayacaksın. Tüm imkan ve kabiliyetinle bu bunlara mucize denir tamam tabii, tabii. Bunlar bu ülke tabii. için mucize. Bunları yapacaksın ve utanmadan kalkıp şu cümleleri kuracaklar cevabı da var. Yani şu kepaz bir izleyelim. Kez daha ve ona siha koyarsınız tamam oldu. E sihayla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi? Ay rica ederim. Yukarıdan. Yukarıdan iki bombayla Neyse, bu, konuları, bu konulara bu konuları girmek tabii ki biraz zor Bak, bir şey. Ses açık. Tamam. Ses açık. Ona tamam ya. siha. Ya? Yani ne istiyor, ne olsun ya? Ne istiyor yukarıdan Yukarıdan iki bomba atıldığında Sihal bu böyle duracak. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Siha ile ne yaparsın? Siha ile senin diplomasi yoluyla çözülecek diye Ünal Çeviközün yani destek vermiş olduğum partide Cumhurbaşkanı adaylığına talip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu niteliğindeki Ünal Çeviköz. Maalesef Azerbaycan'a silah desteği veriyoruz dediğimizde SİHA ile ne yapabiliriz diyor ya büyük savunma sanayi uzmanı Ayşenur Aslan. İşte ne yaptıysak Dağlık Karabağ'da kahraman Azerbaycan askerinin ortaya koyduğu cevvaliyet ve yoğun teknoloji sayesinde hallettik. Kandiles Sihan olsunlar, yaptı biliyor musun? Kandiles olsunlar. Bak, Hak Hürkas olsunlar. Sihan yaptı Kandile sorun. Afrika'ya Sihan yaptı, sorunlar. Sihan yaptı sorun. işgalci Haftere, Ermenilere sorun. Hafter'e sorun. Hafter'e sorun. Tamam mı? Şimdi bunlar bu kadar aşikarken Bunlar sizin harcınız değilken, siz bu konulara niye giriyorsunuz? Öbürkü de diyor ki yukarıdan, yukarıdan iki bomba yukarıdan atarsan. ne yapıldığına da geleceğim şimdi. Evet. Şimdi. Yukarıdan iki CIA neden kızıl elmaya Türkiye geçiş yaptı? 19 numaralı fotoğrafı verelim. 19 numaralı fotoğraf. Bu da burada kalsın. Şimdi 19 numaralı. Buraya verelim 19'u. Evet, 19 numaralı fotoğrafta çok sevgili kardeşim Fazıl Altay ve Bayazıt Karataş Paşa birlikte. ...çok önemli bir çalışma yapmışlar. Maliyet etkinlik hesabı da dahil olmak üzere. Bu kendi içerisinde bu rapor... ...çok daha teknik detayları da ihtiva ediyor. Yani hangi mesafelerden düşmana ait bir uçakla karşı karşıya kaldıklarında... ...kimin nasıl bir etki yaratacağıyla ilgili teknik şeyler var. Ama ben onu getirmedim. Bak şimdi hı hı. sevgili Turgay Güler. Diyor ya F-35 Ayşenur Aslan. Ayşenur Hanım bunu sizin için tane tane anlatacağım... Siz de tane tane anlattıklarımı dinlersiniz inşallah. Şimdi şöyle bir şeyden çıkıyorlar. Biz 25 tane F-35 alacaktık. Hı hı. Sevgili Turgay Güler. Toplamda da 100 tane F-35 olacaktı Türkiye'de. Şimdi 25 tane F-35'inizin ömür devri boyunca maliyeti size 27,5 milyar dolar. Evet. 27,5 milyar. Burası çok önemli. 25 tane F-35 B alsanız tanesine de 100 milyon dolar verseniz 2,5 milyar dolar yapıyor. Ama bu F-35'lerin saat başı işlem maliyeti 125 bin dolara uçuyor bu uçak. Yani kalktığında bir saatlik maliyeti 125 bin dolar. Bu da nereden alınma rakam? İngiltere eski genel kurmay başkanının P-35'in nasıl maliyetli olduğuna dair İngiliz gazetelerine vermiş oldukları beyanatta pound üzerinden 90 küsür bin pound olarak açıklıyor. Oradan alınma bir rakamdır. Rakam doğru bir rakamdır. Şimdi siz 25 tane aldınız. Saat başı bunların da ömür devri 8.000 saat. Yani evet. bir P-35 8 bin saat, 8 bin uçağı, saat uçabiliyor. 8 bin saat uçtuğunda saat başı 125 bin dolar maliyetten ...devlete maliyeti 27,5 milyar dolar. 27,5 milyar dolar. Yani bir ömür devri boyunca bir uçağın bize maliyeti 1,1 milyar dolar. Bir tanesini alıyorsun, 8 bin saat uçurduğunuzda bir tanesine vereceğiniz para bu. 1,1 milyar 25 dolar. tane aldığınızda da 27,5 milyar dolar evet. veriyorsunuz. Şimdi, bu parayla Türkiye Kızıl Elma... Ya bu parayı ayırsa, tahsis etse ne yapabilir? Ne olacak? Ya? Evet. 27,5 milyar doları sihaya ayırdığımda, kızıl elma, donanma versiyonu, donanmadan kalkış yapabilen evet. versiyonu, takribi bir rakam, tanesi 25 milyon dolarsa, yani dörtte biri ise F-35'in, evet. bunun bir saatlik havada kalış maliyeti 12 bin dolar, 12 bin dolar, yukarısı 125 bin dolar, tamam mı? 8000 saatte bu uçsa evet 8000 saatte bu uçsa 120 şu milyon dolar maliyeti var maliyeti bir tanesinin 27,5 milyar, milyar dolara şu şartlarda kızıl elmaya ayırırsanız kaç tane kızıl elmanız olur biliyor musunuz donanma 207. versiyonu 227 tane 227 tane kızıl Kızılelma gökyüzü, gökyüzünü kaplamış kaplarsın. olursunuz şimdi tamam. şimdi P35 üzerinde lobi yapan ağızlar var biz bunları biliyoruz f 35 projesi için itibarları dahil ayaklar altına alamayacakları hiçbir şey yok bunların. İşte bunların bazılarını hariciye kadrosundan sorgusuz sualsiz birinci sıra adayı falan yaptılar. Tabii. Fonları Fo o yüzden veriyorlar. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla geliyorlar buraya. Diyorlar ki ya kardeşim bununla ne uğraşacaksın? Biri F-35 biri Kızıl Elma. Ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum. F-35 iyi bir uçak. F-35B'nin dikey iniş kalkış yapabilen versiyonuyla kızıl elmanın şu anki versiyonu arasında elbette ki üstünlük anlamında F-35'in lehine bir takım şeyler var. Ama siz 25 tane yerine 227 tane, tane gökyüzüne kızıl salarsanız... elmayı al tabii ki. O zaman olay çok daha farklı. Bambaşka bir yere gider. Tabii ki bambaşka bir, bir yere tek, gidiyor. Bir tek zayiat vermezsin. Tabi ya, Pilot'un yok. Pilota anlamında. Yoksa yok. 30 tanesi vurursun. Vursun. Düşsün. Geriye 190 tanesi kalır. Evet. Şimdi böyle olunca... şimdi Adamın senden sadece donanma versiyonu için satacağı... ...ve 21, bir life cycle yani. cost dedikleri ömür devri maliyeti boyunca alacağı para 27,5. Buna 75 tane de F-35A modelini eklediğinizde... Yani sizin devletinizin bütçesinden 100 milyar doların üzerinde bir rakam sevgili Turgay Güler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesine gidecekti. Oradaki şirketlerin bütçelerine gidecekti. Şimdi buna mani olundu ya. Mani olunduğunda siz neden çıkıp da P-35B mi ne anlama geliyor? Yukarıdan yukarıdan bomba falan diyerek bir takım cümleler kuruyorsunuz. Maalesef bu bu şekilde.